Şimdi bu bulaşıcı hastalıklar, bahar dönemi için soruyorum. Hangileri karşınıza çıkıyor? Bunlar için ne ölçekte dikkat etmek gerekir ya da ne kadar dikkat etsek de ne kadar sakınabiliriz? Biraz bize bilgi verir misiniz? Hocam şöyle söyleyeyim. Bir kere pandemi sonrasında, COVID sonrasında bazı hastalıkların seyri değişti. Bir de çocuklarımızı çok koruduk bu dönemde. Ondan dolayı bağışıklıkları, o hani bazen virüslerle de karşılaşmak iyi diyoruz ya. Virüslerle karşılaşmadı, bağışıklık sistemi çalışmadı. Biraz tembelleşti bu dönemde. Biraz hastalıkların seyri de değişti. Biraz da ötelendi. Biz açıkçası mesela Türkiye'de özellikle Aralık ayında, aslında Avrupa'da Kasım, Ekim, Kasım aylarında başlıyor ama Türkiye'de Aralık ayından itibaren influenza vakaları görmeye başladık. Yine bu yıl Aralık ayında influenza vakaları özellikle Aralık'ın sonunda artmaya başladı. Maalesef yani normalde Ocak, Şubat gibi biterdi bu vakalar. Bu sene Mart ayına gelmemize rağmen hala vakalar, biraz bu olayın depremle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü deprem bölgesine gidiş gelişler çok fazla oldu. Orada hani hastalıkların yayılması biraz daha fazla oldu. Ama Mart sonu gibi influenza vakaları biter. Covid ara ara etkisini biraz daha gösterse de azalmakla birlikte devam ediyor ama azalıyor. Onu hocam, da söyleyebilirim. Hocam özür dilerim, bir tırnak açalım. Buyurun hocam. Covid artık bundan sonraki süreçte azalarak kaybolacak diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Ben açıkçası kendi klinimde de aileler mesela yani Covid vakaları görüyorum hala. Geldikleri zaman yani aileler tedirgin oluyorlar hala Covid geçince, Covid olunca. Artık diyorum yani bununla alakalı izolasyon önlemleri bile alınmıyor bu hastalıkla alakalı. Çünkü artık öldürücülüğü kalmadı gibi. Yani yavaş yavaş ve zaten çok şükür yani bundan dolayı Allah'a çok şükür ediyorum. 18 yaş altı ölümler çok çok azdı. Hatta şöyle diyeyim, 6 yaş ölümler neredeyse yok gibiydi Covid'e bağlı. Bundan dolayı çocuklarımız zaten çok az etkilenmişti. Bundan da yine az etkilenerek çıkacaklar. Bir soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiriyor bir kısmı da, az bir kısmı zatürre bronşit olarak atlatıyor bu hastalıklar hocam. Evet.